10. bölüm. Kardeşler, yüreğimin arzusu ve İsraillerin uğruna Tanrı'ya yalvarışım kurtuluşları içindir. Kendilerine tanıklık ederim ki Tanrı için gayretlidirler. Ama bu bilinçli bir gayret değildir. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Ne var ki her iman edenin aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur. Musa, kutsal yasaya dayanan doğrulukla ilgili şunları yazıyor. Yasada yazılanları yerine getiren bunlarla yaşayacaktır. İmana dayanan doğruluk ise şöyle diyor. Yüreğinde, göğe, yani Mesih'i indirmeye kim çıkacak? Ya da dipsiz derinliklere, yani Mesih'i ölüler arasından çıkarmaya kim inecek? Deme. Ne deniyor? Tanrı sözü sana yakındır. Ağzında ve yüreğindedir. İşte duyurduğumuz iman sözü budur. İsa'nın Rab olduğunu ağzını açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. İnsan yürekten iman etmekle aklanır. İmanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Kutsal yazı, ona iman eden hiç kimse utandırılmayacak der. Çünkü Yahudi ve Grek ayrımı yoktur. Aynı Rab hepsinin Rabbidir. Kendisine yakaranların hepsine karşı eli açıktır. Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Ama iman etmedikleri kişiye nasıl yakaracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar? Yazılmış olduğu gibi, iyi haber müjdeleyenlerin ayakları ne güzeldir. Ne var ki herkes müjdeye uymadı. Yeşaya'nın dediği gibi, Rab, verdiğimiz habere kim inandı? Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Ama şunu soruyorum, onlar duymadılar mı? Elbette duydular. Sesleri bütün yeryüzüne, sözleri dünyanın dört bucağına ulaştı. Yine şunu soruyorum, İsrail anlamadı mı? Önce Musa, ben sizi ulus olmayanla kıskandıracağım. Anlayışsız bir ulusla sizi kızdıracağım, diyor. Sonra Yeşaya cesaretle, beni aramayanlar beni buldu. Beni sormayanlara kendimi gösterdim, diyor. Ama İsrail ile ilgili diyor ki, söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzattım.